Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi ile yıl içinde pek çok etkinlik, bilim kampı ve atölye çalışmalarıyla çocuklara bilim eğitimi verirken, yaz aylarında da etkinlik atölyeleriyle onlara yepyeni ufuklar açmaya devam etti. Bergen binasındaki yaz dönemi etkinlik atölyelerine katılan 500 öğrenci 24 sınıfta eğitim aldı. Öğrenciler 2 aylık eğitim boyunca ürettikleri modelleri sergiledi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla da çocukların hazırladığı sergiyi gezip katılım belgelerini verdi. Yaz dönemi etkinlik atölyeleriyle çeşitli akıl oyunları, eğitsel oyunlar, dil etkinlikleri, tarihi olayları oyunlaştıran aktivitelerle çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bir eğitim hedeflendi. Çocuklara farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Dost Bilim Evi yaz dönemiyle birlikte sadece 3. ve 4. sınıflara değil 5. ve 6. sınıflara da eğitim vermeye başladı. Sen köşe gidiyorsun. Bu etkinliklerde akıl oyunları, fen ve teknoloji, Türkçe, sosyal bilgiler etkinliklerinde yer aldım. Bunların bana çok katkısı oldu. Zaten 6. sınıf konusu olduğu için 6. sınıfta da bayağı bir katkısı olacağını düşünüyorum. Mesela evde test çözerken öğretmenlerimin bana öğrettiği bilgileri baza alarak testleri daha kolay yapabiliyorum. Soruları daha kolay yapabiliyorum. 8. sınıf. Yapılan tüm bu proje ve etkinliklerde çocukların akıl oyunlarıyla mantık yürütme, strateji belirleme, hafıza güçlendirme, uzlamsal düşünme, deneyler yoluyla gözlem yapma, kendi materyallerini hazırlayıp yaparak, yaşayarak ve günlük hayatı uygulayarak farklı yaşam formlarına ilişkin deneyim yaşama fırsatı yakalamaları sağlandı. Bergen'de eğitim alarak üniversiteyi kazanan öğrenciler de küçük yaş gruplarının sergisine katılarak onlara destek oldu. Teknoloji onları öğrendim. Ben buradan çok mutluyum. Bize katkı sağladığını düşünüyorum. Katkısı da çok güzeldi. Burasını iyi ki de açmışlar. Bir sürü şeyler öğrendik. Başkan Atilla bütün çabalarının geleceğin bilim adamlarını, bilgiyi gerçekten kullanmasını bilen bireylerini yetiştirmek olduğunu söyledi. Ve onlara güveniyoruz. Ve onlardan hep birlikte anne babalarımız, öğretmenlerimizle birlikte bir söz istiyoruz. Cumhuriyetimiz için, Atatürk için, geleceğimiz için çok çalışacak mısınız? Söz veriyor musunuz? Evet. Bu güzel çocukların sözleri bizlerin bu zor günlerdeki en büyük umudu, en büyük ışığı. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Bornova ve Bornovalılar çocuklarına, geleceğine, eğitime yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla bizim geleceğimiz aydınlık. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayacağız. Hep birlikte birlik beraberlik içerisinde, barış içerisinde, huzur içerisinde güzel günlere kavuşacağımıza inanıyorum.